Evet, iki takım da şu anda 6-2 durumunda. Beşiktaş'ın maçını kaybetmesiyle, TT'ye beklenmedik bir mağlubiyet almasıyla beraber zirvedeki bu iki ekip artık birincilik için kapışacak. Bu haftaya giriş yaparken 3 takım tepedeydi. 6-2 ile eşitti. Ama bugünden sadece bir takım birinci olarak çıkacak. Hemen Noel Dayı sana geçiyorum. Sence bu maçta galibiyet şansı yüksek olan takım hangisi? Şöyle bir durum var. Önce bu galibiyet şansını konuşmadan önce Tabii değişikliklerden ki. bahsetmek istiyorum ben. DP çok radikal bir karar alıp böyle önemli bir maç öncesinde iki tane oyuncusunu yedeğe gönderip iki tane yeni oyuncuyla bu maça çıkacak. Biri zaten bizim geçen sezondan tanıdığımız Abaria. Diğer tarafta destek rolüne gelen Arfan var. Rusya Ligi'nden geldi kendisi. Rusya'da oynadığı takım 7. sıradaki bir takımdı. Bakalım Türkiye Ligi'nde ne yapacak? Diğer tarafta da HVA koç değişikliğine gitti. Geçen QQ haftalarda da görmüştük QQ Style'ı. Bu hafta da o koçluk durumunda olacak. Bunun dışında genel olarak bakarsak HVA daha stabil gibi geliyor bana. Çünkü Dark Passage'in çok fazla geriye düştüğü maçları gördük. HVA o kadar geriye düşmedi. Sezonun ilk haftasında Number One'a aldığı galibiyet dışında hani çok çok kötü bir performans sergilediğini hatırlamıyorum ben. Ama Dark Passage'in böyle performanslar sergileyip oyun sonunda maçı geriye çevirdiğini gördük. Ben burada hem oyuncu değişikliği olduğu için üzerine bir de HVA'yı daha iyi oynadığını, takım oyunu daha iyi yaptığını gördüğüm için ben HVA'yı bir adım önde buluyorum. Trial, sen nasıl bir değerlendirme yapacaksın maçla ilgili? Açıkçası iki takım da agresif oynamayı seviyor. Yani agresif oynamaların en büyük nedenlerinden bir tanesi o agresif oyunu rakip takıma kabul ettirebilecek kapasiteye sahip iki takım da. Yani bunu iki takım da yapmak isteyecek ve bu bize neyi sağlayacak? Oyunun öyle bir noktaya gelecek ki hani her şey olabilir. Her şey olabilir. Hani o kaos ortamı dakika 3'te de başlayabilir. Kaos ortamı koridor safhası bittikten sonra da başlayabilir. Ama benim buradaki düşüncem kaos ortamı sanki biraz erken başlayacak gibi. Çünkü biz Trip Skater biliyoruz. Rakip takımın ormana çok girmeyi bir seven oyuncu. Ki seçimi de bence bu maçın o yönde olacaktır. Crystal da bunları son haftalarda bayağı yapmaya başladı. Rakip takımın ormanını bayağı tehdit edecek hareketlerde bulunuyordu. Bu iki takım adına güzel haber. Ama siz bu iki tane aynı kafayı aynı oyunda çarpıştırdığınız zaman bir taraf muhtemelen zararlı çıkan taraf olacaktır. O yüzden de burada DP'nin dezavantajı yeni iki oyuncuyla oynaması ki bana soracak olsan destek rolündeki değişiklik en büyük değişiklik. Ortak rol nispeten tek başınıza oynadığınız için hani kontrol edebiliyorsunuz veya da takımla iletişiminiz biraz daha kolay ama Şöyle bir ekleme de yapalım hatta. Abaria Türkiye'de oynamaya alışık bir oyuncu olduğu gibi hem Dark Passage'da oynamaya hem de Naru'nun yokluğunda Dark Passage'da evet. 3 oynamaya hafta gibi. alışan bir 6 maç. oyuncu. Evet, yani Altı oyuncuları maç. tanıyor, takımın oyun tarzını biliyor. Daha önce Crystal'la oynadı, Elvin'le oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Zeynep'le oynadım. Evet. Evet. Yükselme ligi geçmişi de var. Bu yüzden yani bakalım neler yapacak göreceğiz. Ya açıkçası hani ben yani çok göz önünde olmayan bir oyuncu ama karşısında kimle oynarsa oynasın çok zor dakikalar onu bekliyor. Onu söylemek lazım. O yüzden burada hat-trick'in işi hiç de kolay olmayacak. Ve Abaria şöyle bir oyuncu aslında. Alışılagelmedik seçimleri yapmayı seven bir oyuncu. Yani neler yapabildiğini göreceğiz. Ben Avrupa Yükselme Ligi maçlarını da izlediğimde Velkoz'da maçı taşıdığını gördüm. Hatta Huma'ya, Holy Phoenix'in takımına karşı oynuyorlardı. Nardeus'la birlikteyken. Yani maçı taşıdı ikinci maçı. Velkoz gibi bir seçimde ki Velkoz'u şu ana kadar profesyonel aranı da görmedik sanırsam onun dışında. Yani böyle seçimlerle de gündeme gelebilecek bir oyuncu aslında. Yani renkli bir oyuncu Evet. demekte fayda var bence. Bakalım neler sunacak sahneye. Ama tabii ki bahsedilmesi gereken koridor üst koridor. Kesinlikle. Elvin ve Marshall mücadelesi. Yani Marshall'ın lig boyunca neler yaptığını hepimiz tanıklık ettik. Şu ana kadar kötü bir maçı olmadığı gibi yani ne biçim isimleri darma duman etti. Son derece etkili bir oyuncu ve karşısında da Elvin de olacak. Bu yüzden günün dikkat edilmesi gereken karşılaşması üst koridordaki Elvin ve Marshall mücadelesi. Trial, senden mücadeleyle ilgili hızlı bir değerlendirme alabilir miyim? Bu maç kesinlikle bu karşılaşmayla çok alakalı olacak. Çünkü zaman zaman Elvin'in o taşıyıcı potansiyel şampiyonları eline aldığı zaman sanki Fiora dışında diğerleri pek verimli olmadı. İki kere Gangplank oynadı. İkisinde de istenilen performans olmadı. Bu yönde Marshall sanki bana bir adım öndeymiş gibi geliyor. Queen oynadı. Yanılmıyorsam Ryze oynadı. Nar performansı çok iyiydi. Geçen hafta Fiora oynadı. Yani şampiyon havuzu sanki biraz daha açık gibi geliyor bana Elvin'de karşı. Bu yüzden HVA'nın da bir adım önde olduğu taraf ben üst koridoru diyorum. Ya direkt olarak Marshall hani
dikkat etmiyoruz belki fazla ama istikrarlı olarak koridorunu kazanabilen evet, bir oyuncu. Evet, bu çok önemli. Ve yani ligimizde bu çok sık gördüğümüz bir şey değil. Bakalım bu mücadelede Marshall Elvin'de karşı nasıl performans sergileyecek. Günün son maçına, dördüncü maçına yavaş yavaş geçiyoruz. Dark Passage HVA maçı başlıyor ve söz sunucularımızda. Beklenen mücadele geldi. Yorumcularımıza teşekkür ediyoruz ve günün son maçı için ben Tombalık Makarna, yanımda Johnny. Bizler de hazırız, heyecanlıyız. Hemen bir kadrolara göz atalım. Ondan sonra da yavaş yavaş maça geçiş yapıyor olacağız. Mavi tarafta Dark Passage. Üst koridorda Elvin, ormanda Crystal, orta koridorda Abaria, alt koridorda Zeitnot ve Arfan ikilisi bulunuyor olacak. Karşılarında ise HVA Gaming kırmızı tarafta. Üst koridorda Marshall, ormanda Trixucator, orta koridorda Hatrix, alt koridorda Revanche ve Wisdom ikilisi bulunuyor açıkçası. Çok çekişmeli bir mücadele bizleri bekliyor ve dilersen hemen ben Arfan hakkında da birazcık bilgi vermek istiyorum. Arfan Rusya Ligi LCL'de ROX takımında mücadele ediyordu ve ROX takımı ligde şu an 3 galibiyet 7 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Açıkçası onların da rekoru çok iyi değildi ve Arfan sezon öncesi Dark Passage'in düşündüğü isimlerden birisi olduğu için Dark önemli Passage... Önemli olan da bu galiba. Evet, kesinlikle öyle. Dark Passage dendeni Arfan'la değiştirme yoluna gitti. Şöyle bir şey tahmin edebilirim. Bilemem. Belki Zeitnot'la uyumu iyi olabileceğinden ötürü. Oradaki pozisyonu evet, takımın çok iyi değil belli. Ama belki oradaki nişancıyla uyumu çok iyi değildi. Zeitnot'un aradığı kan olabilir ki bu kesinlikle daha önceki destekleri değilmiş. Gözüken evet, o. Kesinlikle öyle ve yani bu iki oyuncu belki de farklı yerlerde aradığını bulamadığı için şimdi burada bir araya gelerek bir uyum sağlayabilirler. Bunu da görüyor olabiliriz ama... Ama çok büyük bir sınav. Yani kesinlikle. Yani ilk maçın bu maç olması... Abaria açıkçası için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Evet. Abaria çünkü zaten yükselme serisi LCS'de belli bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Geçen sene Naru'nun yerini oynayarak burayı da tanıdığını biliyoruz. O yüzden o nispeten rahat olacaktır. Ama böyle bir maçta, liderlik mücadelesinde böyle bir risk almak sonucu iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama şuna saygı göstermek lazım. Dark Passage'in bir idari kadrosu var, bir koçu var. Bunlar oturup şapkaları önlerine koyup düşünmüşler. Takımın gidişatından memnun olmadıkları için böyle radikal bir karar evet, vermişler. O yüzden bu nokta onların kararlarına saygı göstermek düşer bize. Bu arada ben de bu sezon ilk kez Dark Passage'in formalarını gördüm. Hep üzerlerinde kapşonluyla geldikleri için hiç formayı görme fırsatı bulamamıştım. İlk kez formayla mücadele ediyorlar. Bakalım Dark Passage HVA Gaming mücadelesinde üst koridora çok odaklandık ama bence Wisdom da çok etkili olacaktır bu maçta. Çünkü karşısında böyle yeni gelen bir oyuncu olduğu için alt koridoru domine etme fırsatı var Revanche Wisdom için. Şimdi şampiyon havuzunu bilmiyoruz açıkçası. Bugün evet, hep beraber izleyip göreceğiz. Daha önceden ne oynadı, ne oynayacak? Belki takıma göre tercih yapacak. Belki istediği şampiyon olacak. Daha böyle rahat olabileceği bir ortamda. O yüzden onu kesilmek çok güç. Ama Wisdom'a gelecek olursak bir Thresh gerçeği var. Hakikaten Thresh oynadığım maçlarda fark yaratan bir oyuncu. Ve kesinlikle, bu fark yani öyle böyle bir fark değil. Maç kazandıran farklardan bahsediyoruz. O yüzden Wisdom'un maçı olabilir. Orta koridorda yani bir tarafta Hatrix şu ana kadar hakikaten çok iyi performansları vardı. Diğer tarafta Abaria. Abaria'dan az önce Trial bahsediyordu. Yani Avrupa batıda hakikaten böyle kafa kafaya gidemediği oyuncu yok diyordu. Yani o da daha önceki dönemde galiba Dark Passage'in alt takımındayken onunla beraber mi oynuyordu? Öyle bir durum vardı. Evet, hem beraber oynuyorlardı. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Trisup takımında Nardius ve Taiki ile beraber oynuyordu. Hatch'in evet, koçu olduğu takımda. Hatch'i Abaria Dark Passage'e katıldıktan sonra bir açıklama yaptı. Ve dedi ki yani Lucchesi'ye oranla iyi bir gelişme. Lucchesi'yi gerçekten severim ve iyi oyuncudur. Ama Abaria gerçekten Avrupa'da herkese karşı senin de dediğin gibi iyi bir performans sergileyebilen bir oyuncu. Ve Abaria bence Lucchesi'ye oranla bir gelişme tarzında bir hele açıklaması vardı. Hele ki şu ana kadar oynanmamış, tercih edilmemiş radikal şampiyonlar ile çıkarsa, bir Vel'Koz ihtimalinden bahsettim evet, Noel Day'ı. Öyle bir şampiyonla gelirse kafaları iyice karıştırabilir. Çünkü bu tip tercihler böyle maçlarda yapıldığında rakip takımın dengesini bir anda alt üst edebilir ki şu an HVA ekibinde de bir koç takım uyum sorunu var mıdır, yok mudur? Hani her kafana ayrı bir ses çıkar mı çıkmaz mı onu bilemiyoruz. O yüzden farklı tercihler, farklı şampiyonlar bazen bu bilinmezlik durumu iyidir. Rakip takıma karşı yapabileceğiniz sürprizlerle bazen de kötüdür. Gerçekten uyumu sağlamadan böyle bir ortama çıkarsa rakip takım şu ana kadar sağladığı o sinerjiyle uyumla sizin üzerinizden geçip bir anda yoluna devam edebilir. Evet tabii. Sen de iyi bir noktaya değindin aslında. HVA Gaming'de koçunu değiştirdi ve XHR'la yollarını ayırıp QQ Style'la devam etme kararı aldı.
QQ Style'da aslında da sürekli heyecan çevresinde olan ve bu gibi konulara yardımcı olan, analistlik yapan bir isimdi. Bakalım o nasıl bir sınav veriyor olacak. Daha önce bir maçta da koçluk gerçekleştirmişti bu sezon içerisinde. Onu da takımın arkasında görüyoruz şu an. Ormancılar gidiyor. Evet, yasaklandı Eriks de. Türk Skater'in geçen haftaki o rahatsız edici performansını Dark Passage bu maçta görmek istemiyor. Diğer tarafta da Crystal'ın Kindred performanslarını izlemiştik önceki dönemde ve gayet de sağlam performanslardı. Poppy, Alistar yine destek rolünde yukarı koridorda oynanabilen bir Poppy, hatta ormanda bile görebildiğimiz bir Poppy. Diğer tarafta Alistar desteklerin şu an belki de en fazla tercih edilen opsiyonu. Corki yasaklaması bu noktada Hattricks'in ellerinden alınıyor. Son olarak bakalım hangi şampiyon. Fiora tabii Elvin'in son haftalarda özellikle tercih ettiği şampiyonlardan bir tanesiydi. Trundle hatırlıyorum ama ağırlıklı olarak Fiora'ydı. Ve Lulo son yasaklama. Bakalım ilk tercih olarak tabii nişancının açık olduğunu düşünecek olursak nişancılardan da başlayabilir. Bir Kalista'yı acaba Zeytnot istiyor mu? Ya da Lucian onun en güvendiği şampiyonlardan bir tanesi. Şu ana kadar iyi performansları vardı ve şu an Elvin'i görüyoruz. O da takım arkadaşıyla konuşuyor ilk tercih konusunda. Bu arada hemen şundan da bahsedelim. Arfa'nın 3 kere Trundle oynadığını görüyorum şu anda Rusya Ligi sırasında. Aynı zamanda Thresh, Shen, Alistar ve Braum oynamış. Yani tank şampiyonları tercih ediyor diyebiliriz. Şimdi Kalista'yı aldılar mı Thresh'i bıraktılar. Bu da TVA için bir fırsat olabilir. Ki ilk maçta bundan bahsetmiştik. Kalista Thresh koridoru belalı bir koridordu. Sıkıntı, evet, bir koridordu. Evet. Hatta bu maçın başından sonuna kadar sıkıntı yaratır. O yüzden bence bu noktada bir Thresh görebiliriz. Wisdom eğer ayrı bir menü hazırlamadıysa EVA ekibi hem rakibe darbe vurmak için hem de kendi ellerini oynamak için bunu yapabilir. Ama aradan çıkarmak için de bu ikinin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Peki Lucian bu kadar öncelikli mi rotasyonda? O bir soru işareti. Lucian değiştirip acaba farklı bir şampiyona giderler mi? Ya Elise ilk rotasyonda seçmek de ne kadar... Elise'yi Crystal'dan da alıyorsun. O güzel bir durum. Ama yani... Rek'Sai hala ortada. Evet öyle. Ama mesela Thresh, Elise alırlarsa kompozisyonun mimarını yapmaya başlıyorlar. Ve evet senin dediğin oldu. Şu an mantıklı oldu işte. Evet. Thresh, Elise. Bunu Supermassive'den de görmüştük. Gerçekten de inanılmaz bir aradan çıkartma potansiyelini beraberinde getiriyor ve Dark Passage bir saniye bile beklemedi. Evet. Graves'le Braum anında kilitlendi. Kalista Braum da ilk olmalardan bir tanesidir. Tabii yani bir Lucian Braum tadında olmasa da onların ayrı bir aralarında sinerji vardır. Bu arada evet Arfa'nın da tercih ettiği şampiyonlardan bir tanesi. Onu da görüyoruz. Evet, Rusya Ligi'nde oynadığı tek Braum karşılaşmasında galibiyete ulaşmış ve 7.7 KDA'ya erişmiş. Evet, sağlam bir performans göstermiş. Crystal'da ormanı domine edebilecek bir tercihte bulundu. Hem kendi ormanını hem rakip ormanı rahatsız edebilecek bir şampiyon. Diğer tarafta HVA bakalım hangi tercih yapacak. Bu rotasyonda Lucian almak mantıklı olabilir onlar için. Tabii alacak derse ben de çok peşin hükümlü konuşmak istemem ama evet. Ve Ariet'ten bu noktada Victor'u da alarak Thresh'le beraber çok da mobil olmayan bir şampiyonu ekstradan bir kaçış mekaniği yani sinerji yüksek bir takıma doğru ilerliyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam Hattricks'te ilk kez Victor oynayacak. Ya ilk oyunu ya ikinci oyunu olması lazım. Evet. Ve kendi hani counter haklarını rakipten bir şampiyonun hani ters köşe yapabilecekleri o hakkı yukarı koridora bıraktılar. Zaten maçın kritik eşleşmesi yukarı koridordu. Yukarı koridorda şimdi Elvind'in ne alacağım? Fiora olabilir bu noktada. Malphite üzerinde duruyorlar. Malphite olabilir. Trundle daha önce oynamıştı. Ryze performansını yayınlarını izlerken ben görmüştüm. Çok açık bir havuz yukarı koridor. Hangisinden yana kullanacak ama şöyle bir gerçek var. Maaşı ne alırsa alsın onun antisini alabilecek pozisyonda. Bu arada Vel'Koz bakalım. Gerçekten gelir mi? Ve Yıldırım'la çok güçlü şu an hakikaten. Evet. Buz kreçesinin hakkını yapar mı bilmiyorum. O da sevdiği eşyalardan bir tanesi. Ama evet geldi. Hem pasifinden gelen ekstra hasar hem Yıldırım eğer Yıldırım'ın efendisi alırsa müthiş bir hasar bırakabilir rakiplerin üzerinde ve bunun bir kısmı da gerçek hasar. Bundan analiz masası da bahsetmişti. Vel'Koz tercihinin Nabarya için gelebileceğinden. Gerçekten ince gördü ve Vel'Koz'u görüyor olacağız. Aynı zamanda Elvind de üst koridorda aslında
son dönemde çok fazla görmediğimiz Trundle'ı tercih etti. Bir kere oynamıştı. Evet, bir kere oynadı ama daha çok destek rolünde görmeye alışkın olduğumuz için. Ama yani gözü kapalı bir tercih için bence hiç fena değil. Kesinlikle öyle çünkü Marshall ne alırsa alsın nar Trundle karşısında durabilir. Ben nar diye düşünüyorum bakalım. Bence de nar olabilecek en mantıklı tercih gibi duruyor burada. Fiora da bu arada iyi bir tercih olabilir. Ayrı ittirme konusunda bir yarış başlayacaktır aralarında. Ama yani bu tercih yaparak aslında müthiş bir tank almasını da engellemiş oldu dolaylı yoldan. Yani bir Malphite tercihi şu an bilmiyorum. Soru işareti. Peki yine bugün üst koridorda izleyeceğimiz ikinci Nautilus performansı. Yani Trundle için de aslında güzel bir haber bu. Çünkü nispeten zırh ve büyü direncini artıracak olan bu şampiyon dolaylı yoldan kendisinin tanklaşmasını sağlayacak. En azından 8 saniye boyunca. Ve Marshall'ın savaşlar sırasında kendine çok fazla güvenmemesi gerekecek. Çünkü o ekstra güçlendirmeleri olmadan zırh kalkanı işte efendime söyleyeyim kalkan olacak da zırhı ve büyü direnci olmadan rakibin arasına girmesi bir anda kendisi siyah beyaz ekrana bakarken bulunması anlamına gelebilir. Çünkü o sırada Trundle'ın ultisini yeme potansiyeli en yüksek olan şampiyonu. Ve sağlamla bir dürtme kompozisyonu aslında bu noktada. Özellikle Abarya'nın oynayacağı o Vel'Koz hem minyon dalgası temizleme hem de rakibi. Ya Vel'Koz öyle bir şampiyon ki aldığın zaman da karşıdayken, rakipteyken de geometri bilgin çok iyi olmalı. Evet. Yani bilmiyorum o öyle bir noktaya atıyorsun ki bazen duvarın içerisine atıyorsun. Oradan pıt diye ucu rakibe çarpıyor ve müthiş bir hasar verebiliyorsun. Son gördüğüm ve Sassin oynamıştı galiba. Sassin olabilir. Ve galip gelmişti bu arada. Eşya düzeninden bahsedeceğim. Benim aşina oldum. Buz kraliçesinin hakkı üzerine Liandry yapıp hem kendisine gelebilecek baskınlardan sakınabiliyor. Üzerine eğer saldırı pozisyonu yani kovalaması müthiş bir potansiyeli oluşturabiliyor. Kovalama potansiyeli müthiş bir noktaya çekebiliyor. Müthiş hasarlar bırakabiliyor. Hele ki rakiplerini yavaşlattıktan sonra kombosunu yaparsa o tam buradaysa diyeceğim yine. Bütün yeteneklerinin buluştuğu o çizik, yuvarlak, işte başka bir paralel falan derken o arada kalan şampiyon hiçbir şansı yok. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle ve izleyicilerimize hemen hatırlatalım. HVA Gaming mi? Dark Passage mı? Kim kazanacak size göre? Twitter.com lolespor adresinden oylarınızı bize iletin lütfen. Ve maç içerisinde de sizlerin oylarının nasıl şekillenmesini kim kazanır? Koridor safhasında iki tarafta hani bu arada şekil şukul bir görüntüyle başlıyoruz. İşte aradığımız lezzet. Dark Passage. HVA Gaming mücadelendiğini görüyor olacağız. Artık yavaş yavaş maça geçiyor olacağız Johnny. Son olarak maça başlamadan önce şunu sorayım. Vel'Koz bilesi başlıyor. Özlediğiniz haftanın lezzet. Haftanın maçı. Derken. Bir sihirdarın bağlantısı koptu. Oğlum Marshall yapılır mı bu ya? Marshall, tam da havaya girmiştik. Marshall her şeyi bozdu şimdi. Olur öyle ya. Şimdi şöyle en son dediğimiz noktaya yeniden geri dönelim. Victor'la diğer tarafta yine Vel'Koz'un eşleşmesi. Başlangıçta minyon biçme festivali gibi olacaktır. Vel'Koz'un o geometrik açılardan sağa sola fırlattığı Q'sunun... Plazma ayrışması. Onların isimlerini ben hastayım. Bak okur musun lütfen? Plazma ayrışması bir tanesi. Diğeri hiçliğe açılan yarık. Ötekisi de tektonik bozucu. Ayrıca ultisi de yaşam formu parçalama şuası. Hızlı bir takım savaşı. Bunu daha önce de üzerinden geçmiştik. Evet, konuşmuştuk bunu. Düşünemiyorum gerçekten. Ultisini hızlı bir şekilde söylesene. Bunu şu an yapamayacağım gerçekten. Bozucu. Bu mu? Bu yok, mu ya? Attı. Yok ya. Bir Kog'Maw bir de Vel'Koz bende hep böyle bir yer olmuştur o noktada. Çünkü evet. Acayip yetenek gerçekten isimleri. Gerçekten yetenek isimleri var. Hani tamam sonuçta orijinalinde de böyle ve çevrildiğinde yine aynı şekilde. Ama yani birileri de bizi düşünsün ya bu maç anlatılacak mı yani? O yetenekleri hiç söylemeyelim mi yani? Neyse QWE devam eder. Burada öyle akar. Devam et. Öyle akar. Kolay olmayacak tabii ki. Koridor safhasını geçtikten sonra dürtme potansiyeli hakikaten eğer yeterli derecede görüşünüz yoksa sağdan soldan yiyeceğiniz o yetenekler canınızı çok sıkabilir. Çünkü az buz bir hasarı yok Vel'Koz'un. Hakikaten ultisine ile bir şekilde hem Brown'un ultisi Trundle'un sütunu geldiğinde eğer rakibini
belli bir çizgide tutmayı başarırsa Dark Passage, Grace'in ultisi, Velkoz'un ultisi inanılmaz bir hasar potansiyeli. Yani burada rakibin belli bir noktada mıhlanıp iki ultinin üst üste bindiği an HVA'nın sonu olabilir. Derken HVA da Dark Passage'in sonunu getirmek için karşı ormana girecekti ki orada zarar gören kendileri oldu. Zeitnot revanşı iki düz vuruş yapmaya yeltendi ve bunu da başardı. Bakalım kaos fırtınası mı yenecek yoksa yaşam formu parçalama şuası mı? Bu maçta bunu görüyor olacağız. Son söyleyişin olacak bence bu şu andan itibaren. İşte bir kere söyleyeyim dedim en azından. Evet, evet, hakkını verdim. Cümle içinde bir kullanayım dedim. İyi yaptın. Şimdi tabii W ile başladı bu noktada Abaria. Beklendiği şekilde onu en basitten iki kere kullanabildiği oluşu bile oyunun başında büyük bir avantaj. Hemen başladı bak hop. Hop evet. Vurdu da. Ama tabii birinci seviyede çok fazla kullanıp manayı harcamamak da gerekiyor bir yandan. Acaba burada anahtar kabiliyet olarak ne seçti onu da merak etmiyor değilim. Çünkü yıldırımla beraber müthiş bir hasar potansiyeli olabiliyor. Orada hem pasif yükleniyor, birikiyor. Üzerine bir de yıldırım çarptığı zaman rakip hakikaten baya baya doğduğuna pişman evet, edebiliyorsun. Evet. Bu arada Wisdom kötü pozisyonda yakalanır mı diye baktım. Orada gözcüye yakalandı. Tavuk. Tavuk öldü. Tabi sihirdar büyüsü tercihlerinden de bahsetmek lazım. Abaria birazcık daha doğru pozisyonda olabilmek için, rakiplerinin baskısını kırabilmek için, yakalanmamak için hayalet tercihi sıçrayla beraber. Burada özellikle pozisyona bağlı şampiyonlar için bu hayalet tercihi çok kritik olabiliyor. Az önce minyon dalgasını da bayağı iyi kontrol etti. Oradan minyon kaçırmamayı başardı. Velkoz'a bir hayli alışkın olduğunu buradan görebiliyoruz. Velkoz'a ve hasarına diyelim. Evet. Ama burada gerçekten büyük bir minyon kesme mücadelesi olacak gibi duruyor. Oyunun başında evet. Yani daha çok minyon dalgası kim ittirecek, daha fazla baskı kim yaratacak. İki ormancının da buna paralel olarak aslında hani çapını bilerek oynaması lazım. Çünkü iki tarafta çok hızlı bir şekilde minyon dalgasını ittirebildiği için çok büyük avantajlar söz konusu olmayabilir. Evet. Şu an orta koridorda gayet eşit bir minyon biçme festivali görüyoruz. Trixucator'da ilk yampir yengeci alıyor. Oyunun 4. dakikasında zannediyorum ki ilk olsa gerek. Evet aşağıda tabii baskın var gibi duruyor. Crystal oraya doğru yaklaştı. Acaba Arfan'la Zeitnot'tan erken bir agresif oyun görür müyüz? O da belki de hani karşı baskın için oralarda dolaşıyor. Çünkü az önce rakibin görüşünü almıştı. Bir de Thresh'in olduğu koridorda her zaman bir arkasını kollamak lazım. Bir de rakipte Elis varken o fener oyunu üzerine kitle kontrolün birleştiği an rakip için çok büyük bir potansiyel. O yüzden o noktada takım arkadaşlarınızı bir noktaya kadar korumak istiyorsunuz. Evet, ölüm cezası tuttuktan sonra o cezanın uygulanmaması artık mucizeye kalıyor. Hele bir de Elis geldiyse. Evet, üzerine koza geliyor derken bir anda kendinizi o siyah beyaz yakına bakarken bulabiliyorsunuz. Zeitnot kaçırdı galiba. Emin olamadım ama. Araba. Evet. Kuşatma minyonu biraz kaçırmış gibi gözüktü bana. Şu anda iyice Hedrix'in ittirdiğini görüyoruz. Tabii Belkos kule altında minyon biçmesi çok kolay bir şampiyon değil. Ama önceden vurarak o minyonları evet, birer kez iyi ayarlayabiliyor şu dakikaya kadar. Ki öne de geçmeyi başarmış. Bir minyon dalgası üstünlük yakalamış şu anda Abaria. Evet. Ki bu noktada Hedrix belki de hani rakibini kule altına hapsetmek için minyon dalganı hızlı ittirirken bir iki tane orada minyon kaçırmış olabilir. Tabii şunu söylemek lazım. Şimdi Velkoz'dan çok fazla bahsettik çünkü çok sık görmediğimiz bir şampiyon nihayetinde. Ama seni bölüyorum çünkü Crystal Discord'a bir baskına gidiyor. Hemen çıkmasını kullandı Marshall orada ve kaçmayı başardı. Yani de oyunun başında zorlanıyor. Evet, ormanda da karşı karşıya gelecekler mi acaba diye bakıyorum. Crystal oraya doğru yaklaşıyor. Trixucator görüş totemini almayı başardı. Önemli bir kazanç bu. Oyunun erken döneminde rakipten aslında çok büyük bir altını çalmış oluyorsunuz. Evet. Görüşü çalmış oluyorsunuz. Ulti kullandı işte. Yaşam formu parçalama şuası az kalsın Hedrix'in yaşam formunu sonuna getiriyordu ama olmadı. Trixucator orta koridora yaklaşmak istedi. Abaria'dan biraz agresif bir oyun gördük. Hedrix bayağı bir geri gitmek zorunda kaldı. Trixucator geliyor şimdi oraya bakalım. Tektonik bozucu tutacak mı? Hayır tutmadı. Crystal'dan çok fazla hasar. Sonra bakar mısın ya? Gerçekten. Geldi pişman oldu orada. Ama çok güzel oynadı Abaria. Hani evet, rakibin iki tane sihirdar büyüsünü almış olması büyük bir avantaj ve kendisi hiçbir şey vermedi bunun karşılığında. Geometriyi de gösteriyordu orada az kalsın. Bir de ve
plazma ayrışmasını tutturmak üzereydi ama tam ucundan kaçtı. Peki eşya tercihi ne olacak dönüşünde? Botlarını bitirdi. Üstüne, ve üzerine yani o bekleme süresi azalacak dedi. Şu an %20 almış oldu. Bekleme süresi bir de muhtemelen %5 vardır. Evet, %5 kaç oluyor? Toplam eksi %25. %25'e kadar getirmiştir. Hatta şöyle de tercihler yapabiliyorum. Son yani proların tercih ettiği ürünleri falan baktığımda zaman içerisinde artan bir bekleme süresini azalma tercih edebiliyorlar. Ve bu iki eşya yaptıktan sonra tamamen hasara gidip bekleme süresini oyunun sonunda %40'a tamamlayabiliyorlar. %45'e tamamlayacak büyük ihtimalle çünkü rejimizden gelen bilgi şu an üzerinde %25 olduğuna tamam, işaret ediyor. Kabiliyet almış olması i̇şte lazım. İşte kabiliyetle beraber. Tabii kabiliyetle beraber %25. Ha okey. Kabiliyeti aldıysa okey. Şu an eşyalardan %20 geliyor zaten. %10, %10. Ürünlerden de almış olabilir o yüzden. Öyle bir ihtimal de var. Doğru çünkü diyorsun. Mavileri o şekilde tercih edebiliyor oyuncular. Ama şunu düşündüm aslında. Eğer ki rünlere onu eklemiş olsaydı muhtemelen ultiyle o kadar hasar vuramayacaktı. Bir yerden fedakarlık etmesi gerekiyordu. Bakalım. %45'e çıktı an. Evet, görmüş olduğu zaten. Oo, bunu da tutturmayı başardı. Vurdu. Evet. Çok bir hasar vermedi ama tutturmayı başardı. Tabii yine tutturdu. Bir daha tutturdu. Gerçekten var ya, bu şampiyonu oynuyor ama çekim alanının içinde kaldı şimdi. Bu sefer hasarı yedi. O noktada güzel bir takasa giriyor. Bakar mısın ya? Kesinlikle kafaya doğru değil. Hep yana doğru. Sanırım matematiği A olsa gerek. Geometri doğru. O da bir matematik formu değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Şu an bir bilim adamı ya da bir profesör yan döndü mezarında senin bu açıklamandan öldüm, sonra. Tamam, ben de öldüm şu anda. Ama Abarya'nın işini iyi bildiği kesin. Aynen öyle. Kurtaramadı. Diğer taraftan tabii minyon farklarına da bakmak lazım. Yukarı koridorda ve aşağı koridorda yakaladığı minyon farkları aslında şu an altının dengede olmasını sağlıyor. Ama bir gerçek var. Abarya'nın orta koridordaki o baskılı oyunu Victor'un minyonda geri düşmesine sebebiyet vermiş. Trickskater'da karşı ormana giriyor. Herhangi bir baskın atamadı şu ana kadar. O yüzden o da elinden geldiğince artık başka şeyler yapmaya yönelmiş durumda. Bu arada Crystal alt koridora doğru geldi ama orada görüş totemiyle bayağı bir mücadele etmek zorunda kalacak. Ya 5 vuruşu yapması 5 saniyeden fazla sürüyor neredeyse. Gerçekten Graves için zorlu bir görev. Aynen. Tabii Atrix de burada minyon dalgasını iyi kullanıyor. Hani rakibinin ne yapmak istediğinin farkında. Ona göre minyonun arkasına saklanarak o gelen hasarı engellemeye çalışıyor ki iyi de bir şey çıkardığını söyleyebiliriz. Evet, Abarya orada totemden Trickskater'ı görünce son minyon almaktan vazgeçti. Yalnız iki tane mavi güçlendirmeyi de Abarya almayı başardı. Bu noktada Elis'in oraya geç gidişi. Bir tane kurt çalma denemesi büyük bir zararı yol açıyor Heavy Gaming için. Ya bu Victor'un bayağı canını sıkabilir. Oo. Oo, kötü pozisyonda yakalanacak mı diye baktım ben de ama zorlamadı Abarya. Abarya şu an minyon odaklı, güçlenmeye çalışıyor. Bir yandan da baktığın zaman hani Morellonomicon'unu bitirmeden pek bir şey yapmak istemiyor. Evet. Ki sonuçta Victor da tekleme potansiyeline sahip bir şampiyon. Evet. Yukarı koridorda bir tarafta hayalet belirini, diğer tarafta ise köz alınmış durumda. Tabi buradaki ayrı ittirme savaşı az önceki gibi bir eşya düzeni gelmezse... Orada çok fazla hasar almış Hattrix orada. Kaos fırtınası kullanmak zorunda kaldı. Trickskater yaklaşıyor. Abarya oraya geldi. Abarya şimdi uçusunu açacak mı diye bakıyorum. Açtı. Trickskater'a çok fazla hasar veriyor. Arkadan da... Çok yakındı. Bir Graves ultisi ama yeterli. Olmadı. Trickskater ilk kan olmaya senin de dediğin gibi çok yakındı ama... Bunu Crystal kurtaramıyor. Crystal deneyecek mi şansını? Bakıyorum kule altına girip girmemek arasında biraz kararsız kaldı. Tabii diğer taraftan da Abarya ittirdiği için pek korkusu yok Hattrix'ten. Çünkü Hattrix'in de canı çok çok iyi bir seviyede değil şu an. Ultisini de kullandı az önce. Ya Crystal'la Abarya sen 40 yıldan beri beraber oynuyorlarmış gibi performans sergiliyorlar şu an. Evet, çok uyumlular. Yani Lucchese ve Crystal'a oranla baktığında Abarya ve Crystal şu an çok daha iyi özellikle. Belki Naru ile kıyaslamak için bayağı bir erken ama. Tabii. O çok daha farklı bir mesele. Ha, beraber 6 maç oynamış oyuncular sonuçta. Geçmişte evet böyle bir tecrübeleri olmuştu. Ve iyi de bir dönem geçirmişlerdi. O dönemin yenilmezi Beşiktaş'ı yenmeyi başarmışlardı. Evet. Ve müthiş bir geri dönüş yapmışlardı.
3-3 bitirmişlerdi o dönemi, Abarya'nın oynadığı dönemi. Başta biraz alışma sorunları çekseler de sonlara doğru iyi toparlamışlardı. Zor takımlara karşı, daha güçlü takımlara karşı galibiyet alıp evet. kolay takımlara karşı kaybetmişlerdi evet, enteresan bir şekilde. Marshall'la, Elvin Marshall'ı ısırmaya çalıştı ama tam tersine ısıran Marshall oldu. Tabii Natus'un az önce de görmüştük Malphite'e karşı da burada Trundle'a karşı da maçın başında birazcık daha oyunun erken dönemlerinde hasar ve dürtme konusunda diyeyim daha fazla avantajları olabiliyor. Ve ama bu trend dönecektir. Bu arada Crystal yakalandı. Orada Koza da geliyor. İşte beklediğimiz combo burada. Crystal kaçabilecek mi? Çok kötü bir noktaya kaçtı. Güzel ve skor. Bir de hat-trick sağladılar. Orada Wisdom'a yine krediyi vermek lazım. Yakaladı. Fener'i de hat-trick'e attı orada skoru alması için. Skoru getirdi. Belki de şimdi bir de ejderha getirecek. Ve de yani en ihtiyacı olan şampiyona verdiler burada. Geriye düşmüştü iyice minyonda. 30 minyonluk bir fark oluşmuştu ama bu Ikka'nın sayesinde o da yeniden kendisini bulacaktır. Victor nihayet de o da oyun sonu potansiyeli müthiş olan bir şampiyon. Kesinlikle. Şimdi bu ejderhayı evet, engellemek çok kolay olmayacak. Derken ejderha birazcık sıfırlanırmış gibi ol. Trixicator hem ejderhadan hem abaryadan sarılıyor. Ulti de geldi ve işte şimdi o yaşam formu parçalama şuası yaşam formu diyorsun? Parçalıyor. Yok etti, parçaladı orada rakibini abarya. Oylamayı tam da... Tam bir sniper. Tam o sırada gördük. Dark Passage için kazanacağını düşünenler %60 ilginç bir biçimde. Transferlere rağmen taraftarların Dark Passage'e olan inancı devam ediyor. Tek Thor. Bir tarafta, diğer tarafta da... Tek kos. Tek kos. Bu arada kule altında yakalanmış durumda Arfan ama daha fazla hasar alan isim şu anda. Wisdom olmuştu. Zaytnot bir an için çok önde kaldı. Sıçrasıyla kaçıyor ama üzerinde ulti var. Wisdom son vuruş yapmak için gelirken Marshall hayır o son vuruş benim dedi. Şimdi Elvin'in çok az manası var. Arfan yakalanmış durumda. Ölüm cezası Crystal'ı tutuyor. Son bir vuruş. Evet Marshall'ı katletmeyi başardı. Revanş vuruş yapabilecek mi? Evet revanş da bir skor alıyor. Victor Fener geliyor. Geldi. Havada öldü şahitleri var. Ve bir skor daha geliyor. Açıkçası kaotik bir savaş. 2-2'lik bir değişim. İki tarafta da nişancıları öldü. Ve bu savaştan pek üstün çıkan olmadı diyebiliriz. Çünkü Elvin de buraya geldiği için üst koridorda da bir üstünlük sağlanmadı. Altında eşit. Her şey eşit. Yalnız burada Abarya inanılmaz bir hasar bırakıyor. Bakar mısın şuraya? Yok ediyor. Fener falan. Evet, Fener'e tıklayamamış bile. Abarya şu an Trixicator'a kalan. Bir hayli de hasar aldı aslında. Evet, hemen orada içliğe açılan yarıkla geri kaçıyor. Evet, 140 minyon bitmeyi başarmış şu dakikaya kadar. Rakibi ise 120'lerde. Ve bir de şimdi büyük sopa geldi. Hasar potansiyeli daha da arttı. Bu arada az önce yarım bıraktığı işi tamamlamak için geri döndü HVA ama totem geliyor ve orada savaş isteyecekler gibi. Oraya şimdi ama Kalisa Abarya çok uzakta. Abarya çok uzakta olduğu için yeterli hasar çıkmayacaktır ve HVA Gaming bu ejderhayı rahat çalacaktır. Crystal bir ulti deneyebilir burada. Bakalım. Hayır. Oo, yok, Sis de çalmaya çalıştı. İyi misal. Abarya. Ultisi yok muydu? Ultisi varmış aslında, denememiş. Evet, peki. Diğer taraftan da senin geçtiğimiz maç beklediğin seçim bu maç geldi ve Marshall ikinci eşya olarak buzdağın eldiveni aldı. Tabii o maçtaki tercihleri kimse bekleyemez diye evet. tahmin ediyorum. Burada birazcık daha farklı. Ve aşağıdaki savaşı görüyoruz. Şimdi Zaytnot burada tabii önde kalmış. Bayağı bir hasar almış ve orada sıçramak zorunda kalmış. Bir de ulti gelmiş üzerine ve onu aradan çıkarmayı başarmışlar. Ama devamında... İki sıçra birden gelmiş bu arada evet. orada. Arfan'ı burada yakaladığını düşünüyor Marshall ama takım arkadaşı Wisdom iyi bir ölüm cezasıyla onu destekleyemeyince skor alamadı. Revanş skoru istedi orada, sıçradı. Sonunu biliyordu zaten, tahmin ediyordu düşeceğini. Ve eşit bir takasla o olay kapanmış oldu. Şu ana kadar şunu söyleyebilirim. Açıkçası Arfan, Denden'e göre bir gelişim gibi gözüküyor. Evet. Yani alt koridorda Zeitnot'la uyumu çok daha iyi. Evet evet, yani bu zaman içerisinde daha da iyi olacaktı diye tahmin ediyorum. Sonuçta belli bir süre boyunca beraber oynama şansına sahip oldular. Birazcık burada gerçek maç, profesyonel maç. Ölüm cezası Zeytnot'a tuttu. Zeytnot en öndeki isim daha ama Wisdom'ı destekleyecek kimse olmadığı için Dark Passage'ın nişancısı geri kaçmayı başardı. Orta İki koridor kulesinde alıyor. Almayı başardı kısa süre içerisinde. Ulti geldi bu arada şu an Zeytnot'un üzerine. Ben mi yanlış görüyorum? Hayır, o izleyici hatasıymış, özür diliyorum. Ne olur öyle. Ulti efekti kalmış öyle. Onu, ben de bir an şaşırdım işimiz bu arada. Var o zaman desene. Evet. Şimdi iki tane kuleyi birden açmayı başaran Dark Passage bir anda altında
Suni bir fark yakaladı ama revanş da aşağıda bu kuleyi almak için çabalarını devam ettiriyor ki ona mani olacak pek fazla bir faktör yok gibi. Orada totemi görüyoruz ama ışınlanma görür müyüz? O bir soru işareti. Şu an ışınlanması yok zaten Trant'ın. Onun ama derdi farklı. Üst koridorda şu anda bir araya geliyorlar ve Hattricks'in de oraya doğru ilerlediğini söylememiz lazım. Wisdom çok fazla hasar aldı ve skoru da almayı intihar etti orada. Bu sefer üzerinde ulti var Zeitnot'un. Şimdi Marshall'a düşecek. Ulti de kullandı şu anda Zeitnot. Marshall'a düşecek. Marshall'ı da alıyor. Zeitnot bir anda 2'de 2 yaptı. Wisdom'un önde kalışı HV'nin hiç işine yaramadı. Üstelik de Abaryo çok uzaktaydı. Aslında bu savaşı birazcık kazanma ihtimali daha yüksek olan taraf HV Gaming'de. Kuleyi savunmak için orada birazcık fazla coşkulu hareket etti diyelim HV'ya. Aşağıda zaten kule alacaklardı. Yani o acelenin manasını pek çözebilmiş değilim. Revanş. Yalnız Abaryo şimdi revanşın üzerine doğru gidiyor. Tabii revanş amansız takibi kullanınca Abaryo daha fazla kovalamak istemedi. Abaryo biraz daha farklı, hasar daha yüksek bir eşya dizimine gidiyor. Birazdan da feryat gelecek. Evet, rakiplerinin feryadına dönüşecek bu feryat muhtemelen. Zaten hem tabii hala tahmin üzerine konuşuyorum ama muhtemelen almıştır. Şu ana kadar gördük mü bilmiyorum, hatırlayamıyorum tam olarak. Eğer yıldırım aldıysa, efektini hiç gördün mü sen? Evet. Yıldırım üzerine, kendi pasifi üzerine bir de Luden'in feryadından gelecek. Ekstra hasar, yani o kadar fazla bonus hasardan bahsediyoruz ki Abaryo'nun hasarı bir noktadan sonra kim karşılayacak, kim karşısında durabilecek hayal edemiyorum. Marshall'da maçın başında bahsettiğimiz hataya düştü aslında. Kendi tankına fazla güvendi ama Trundle ultisi geldiği gibi yok oldu. Evet, efektini gördüğümü düşündüm bu arada ben ama tabii rejimiz birazdan bize o konuda yardımcı olup bakıp söyleyebilir. Abaryo'nun aldığı anahtar kabiliyette bize iletecektir. Bu arada Dark Message global eklemeye devam ediyor. Kötü pozisyonu yakalanmış olabilir HVA. Wisdom çok kötü pozisyonda. Hatta Trix Abaryo! Abaryo bir anda eriyor. Vadinin alameti. Arfan'da düşecek mi? Demek. Arfan şu an hala hayatta. Zeytnot yakalayacaklar. Zeytnot yakalandı. Ve Zeytnot yakalandı o noktada. Onun da düştüğünü göreceğiz. Rövanşa gidiyor. Bir daha bir yakaladılar. Yakalandı. Wisdom'dan muhteşem bir ölüm cezası. Ama skor çıkmıyor çünkü Elvin'in sıçrası var. Ya iki takım da bir anda maçı çevirebilecek hamleleri yapabiliyor şu ana kadar. Yukarı koridorda Dark Message mükemmel bir savaş yapmıştı kule altı. Bu sefer o alamet dönüşünde rakibini çok iyi yakaladı HVA ekibi ve kendilerine iki tane skor almayı başardılar. O da Wisdom da mükemmel oynadı orada. Ve üst koridor kulesinde hanesine yazacak HVA Gaming şimdi. Açıkçası bir savaşı Dark Message kazanıyor, bir savaşı HVA Gaming kazanıyor. Yine beklediğimiz gibi eğlenceli bir mücadele ve altın neredeyse eşitlendi diyebiliriz. Bir tane kule fark var tabi. HVA Gaming aslında o kule farkını kapattığında daha da önde olacak. Elvin Opus'ya yakalandı ve skorda Marshall'a gidiyor. Bunu hiç beklemiyordu Elvin. Elvin, bilmiyorum orada ne yapıyordu merak ediyorum, hani neyin peşindeydi ama. Hani kule gitti diye muhtemelen ittirmeye gitmişti ama. Yakalandı mı, yakalamaya mı çalıştı? Çünkü o çalıya kafa atmak, minyon dalgasında pozisyon düşünecek olursak çok mantıklı değil gibi sanki. Zannediyorum ki orada minyon almak için gidip de pusuya kafa atmış oldu ama emin değilim. Evet. Ve şu an bakıyorum, evet. Oh, bakalım. Evet, Baron'un vadiye inişini görüyoruz. Bayağı korkunçtu bu. Evet evet, bayağı korkunçtu gerçekten. Oo. Enteresan bir görüntüydü. Hiç bu açıdan izlememiştim. Ben de. Yalan söyleyeyim. Bir yükseklik korkun var mıdır? Yok. Ha, iyi. Senin var mı? Yok. O zaman sorun da yok. Ya köşeye kadar gitmedim sürece sıkıntı yok. Bu arada tabii Lucian'da o üçlü kuvvetin diyeceğim. Can biçen, bombardıman topu ve birazdan muhtemelen Ionia çizmelerini bitirecek ve bekleme süresine maksimuma ulaşacak. Hattricks de bu arada iyi bir eşya dizilimine doğru yol almaya devam ediyor. Abaryo feryadı bitirmiş. Yani şu anda daha iyi pozisyon alanın kazanacağı bir maçı izliyoruz. Kesinlikle. Takım savaşlarında daha iyi pozisyon alan bu maçı kazanacak. Abaryo'nun mesela az önce aldığı pozisyon bir soru ve işareti. Şunu söylemek lazım. Ejderha çukuru gibi yerler çok büyük tehlike HVA Gaming için. Çünkü Abaryo vaktinde yakalayabilirse ultiyle oradan herkes çıkartabilir ya da herkes kızartabilir. Evet. Doğru. Az önce gördük zaten bunun bir örneğini. Kızara dönmeyecek.
Şimdi mesela vaktinde gelemedi. Vaktinde gelememesine rağmen 3 kişiye değdirdiği ulti o noktada 3'te 1 canını almayı başardı o 3 kişinin. Büyük bir sıkıntı olabiliyor. Revanş bu arada o noktada buzdan sütuna yakalanınca birazcık hasar almak zorunda kaldı. Şimdi kule altına bir şeyler gönderme konusunda yani Vel'Koz yeterli. Üzerine bir de Graves'in o yolun sonları kuleye temas ettiği sürece isabet ettiği şampiyonu müthiş hasarlar bırakabiliyor. Belki de bir ormancının hiç sahip olmadığı, bugüne kadar izlediğimiz ormancıların hiç sahip olunmayan bir özellik bu. Kule altında bu kadar fazla fark yaratabilmesi kuşatmalarda Graves'i özel hale getiriyor ki Crystal'ın hiç de fena olmayan bir hasar potansiyeli var bu noktada. O kuşatmalarda Heavy Hakim'in çok dikkatli olması gerekecek. Kule altında da dalma konusunda iyi de bir potansiyeli var Dark Passage'ın eğer isterse. Ve Abarya'nın da uzaktan gelecek inanılmaz bir hasarı olacak öyle bir pozisyonda. İşte az önce dediğimiz olay. Brown ultisi üzerine Trundle sütunu hatta Kalista'nın Brown'u içeri atması derken orada sıkışan rakipleri müthiş evet. bir hasar bırakabilirler. Ama şunu söylemek lazım. Aslında HVA Gaming'in de çok iyi bir kule altına dalış potansiyeli var. Var aynen. Elise var en basitinden. Elise var. Thresh'in feneri var. Nautilus zaten çok tank ve çipasıyla geri çıkabilir. Ama işte orada aldanılmaması gereken olay kendini tank zannedenin Trundle'ın gerekli cevabı vereceğini. Evet. Yani sen kule altına mı girdin o zaman kule seni öldürsün deyip lock diye ulti yapıştırabilir. Ki burada kuleyi tanklaması en muhtemel şampiyon yine Marshall. Az önce neler olduğunu gördük. Şu ana kadar oyunda ölmeyen iki isim var. Birisi Hatrix, diğeri de Arfan. Arfan da iyi bir başlangıç yaptı diyebiliriz lige. Evet. Şu ana kadarki performansı göz doldurdu demek yanlış olmaz. Bakalım, bu arada Abarya'nın tabii anahtar kabiliyetini de birazdan öğreneceğiz. Hayırlısı. Evet, oyun birazcık şu an tabii durakladı derken orada bir Wisdom Abarya'yı yakalamak için ölüm cezası denedi ama sonuç alamadı. Burada Wisdom'ın yapmış olduğu yine az önceki maçta bahsetmiştik. Demir Soleri broşu fark yaratacaktır. Yine Abarya'nın şu an için herhangi bir büyü direnci azaltma eşyasına sahip olmayışı belli bir noktaya kadar özellikle alan etkili hasarını hem verdiği aktif kalkanla hem de pasif olarak verdiği büyü direnci de durduracaktır. Derken Arfan yakalanmak üzereydi ama bir yandan Trickskater bir yandan Wisdom geliyordu. Evet, oradan çıkmayı başardı. Yalnız gerçekten iyi dürtüyor şu ana kadar. Bu arada bir anda Trickskater'ın yakalandığını görüyoruz ama Fener'in üstüne düşecek. Çok güzel kaçtı o noktada. Marshall yakalandı şimdi. Kameramız Zeytnot yakalandı arada. Savaşı. Wisdom da arada kaldı şu anda. Zeytnot oradan çıkabildi ama Wisdom o kadar şanslı olabilecek mi diye bakıyorum. Revanche de şu an çok önde. Elvin onun üzerine mi gidecek? Kararsız kaldı. Hatrix önde. Hatrix'i katletmekten bu noktada geri çekinmedi Dark Passage ve skoru da almayı başardılar. Ama Baron biraz kaotik kadar... bir savaştı. İki takım evet. da birçok oyuncuyu kaybedebilir de harcanan sihirdar büyülerine bakar mısın? Neredeyse hepsi gitmiş. Evet. 2-3 tane geriye sıçra kalmış. Evet. Işınlanma bile harcanmış durumda şu an. En azından Marshall cephesinde. Evet. Rejimiz de bizi onayladı bu arada. Yıldırımların Efendisi'nin hükmü. Okey. Süper. Ve tabii şunu da söylemek lazım. Az önceki savaş sırasında Zeytnot neredeyse korkulu bir rüya görecektik. Gördü zaten evet. aradan o sıçra çıpa, ve şifa ile çıktı. Evet, çıpa kendisini tutunca Dark Passage direkt onların üzerine gitmek zorunda kaldı. Takım arkadaşını kurtarmak zorunda kaldı. Burada çok ince ölüm cezası. Ölüm cezası. Ama anında çıkmış oradan. Evet. Ki buradan Wisdom'un kurtulması da aslında mucize. Yine revanş sayesinde, pardon, Hatrix'in çıpası sayesinde kurtulmayı başarmış oradan. Ama İskandinav'ı kurtarırken kendini feda etmiş. Bu arada bir ölüm cezası daha ama asıl yakalanan Wisdom gibi duruyor. Ölecek Mehmet öldü. Orada yaşam form parçalama şu an skoru getiriyor. Bayağı bir söyledim aslında. Evet ya, maşallah. Ve maviyi de muhtemelen Abarya alacaktır. Hak yalnız etti. Bu alınan... evet, aynen öyle. Alınan bu ekstra skorlar daha da büyük avantajları beraberinde getiriyor. Yani orada alınan o skor üzerine şimdi... mavi güçlendi ve şimdi kule kuşatması. Belki de kuleyi almalarını bile sağlayacak derken Revanche orada güzel bir ulti kullandı. Marshall kenardan pozisyon kolluyor ama hala Wisdom yok. 4'e 5 savaşı istiyor mu EVG bir kule altında Abarya olsa da tutundu, derken Abarya evet çok fazla hasar aldı. Ultisinin gelmesine çok az bir süre var ama bu ultinin bekleme süresinin azalması Dark Passage'ın
çok büyük avantajı var. Şimdi bu ultinin iyi tarafı tabii ki çok hasar vuruyor. Yani hani damage dediğimiz olay müthiş bir hasar potansiyeli var. Ama bir yandan da bunu durarak yapmak zorundasınız. Evet. Ve rakip takımda bunu affetmeyecek şampiyonlar var. O yüzden pozisyonu çok iyi almak zorunda Abarya. Şu ana kadar bunu biraz başardı diyebiliriz. Evet. Aldığı skorlarda başardı en azından ama takım savaşlarının çok kaotik geçtiğini görüyoruz. Biraz takımlar böyle kime odaklanacağı konusunda şaşkınlık yaşıyor. Onun farkındayız açıkçası. Mesela Elbint az önce revanşa mı gitsem, Wisdom'a mı gitsem, Etrix'e mi gitsem diye şöyle bir arada kaldı. Sonra 3'üne de gitmedi. O yüzden Abarya'nın bayağı bir arkalarda durması gerekecek. Aynen öyle. Ya da takım arkadaşları birazcık daha önde olacak. Onu koruyacaklar. Bu arada Abarya orada yakaladı Thresh'i ve Wisdom yine yok oldu, eridi orada. Bir de arkada Victor'a da ufak ufak vurdu şimdi. Evet. Baktığımızda Abarya boş geçmedi onu da. Arfa'nın da şu ana kadar iyi bir performans sergilediğini söylemek lazım. Bu arada sezon 4'e geri döndük. Uzun süreden beri desteklerin böyle aradan çıktığına ben şahit olmuyordum. O Ahri'nin ölüm atışı pençeli dönemi. Evet, genellikle destekleri en az ölen şampiyon olarak görüyoruz. Özellikle de Şampiyonluk Ligi'nde bu sene destek oyuncuları bir hayli iyi KDA'lar tutturmuş durumda. Sevenipol hariç diyeceğim. Çünkü ilk ligin, hafta... Evet, ligin en çok ölen oyuncusu. O özellikle ilk hafta, yani her iki maçta da benim gözüme çarpan çok fazla ölmüştü ama o da nispeten bu haftalarda toparladı diyebiliriz. Ama yani bu maçta çok iyi başladı Wisdom. Ölüm cezaları evet. Noktaya gitti ama iki pozisyonda tabii burada birazcık şunun da önemini vurgulamak gerekiyor. Rakip takımda böyle bir aradan çıkarma potansiyeli varken, böyle semirmiş bir Vel'Koz varken gidip tek başına totem koymak, hani belki bir demisoleri broşunuz var vesaire ama kurtarmıyor. Yani burada gördük, sonuçta işin içine gerçek hasar gibi bir şey girmeye başlıyor ve bir anda aradan çıkabiliyorsunuz. Bu aradan çıkmanız yavaş yavaş üst üste birikiyor. Takımınız bir noktada geriye düşmüştü. Geri gelmeyi başardı. İyi bir savaş yaptılar ama bu iki tane gereksiz ölümün sonunda ormandaki canavar kamplarını kaptırıyorsun. Harita görüşünü tamamen yitiriyorsun ve bir sonraki aslında savaşa, bu ejderha savaşı da olur, baron savaşı da olur, ona geride başlıyorsun. Oraya gidip totem koymak demek bir daha aradan çıkmak anlamına gelir. O yüzden bu noktada özellikle sıçraması yokken, sıçraması varsa bile takım arkadaşları olmadan uzaklaşmak çok mantıklı bir fikir değil. Ki şunu da söylemek lazım, tamam biz HVA Gaming'in aradan çıkartma potansiyelinden bahsettik. Koza olsun, ölüm cezası olsun ama diğer tarafa baktığın zaman Braum'un buz yanı, ondan sonra Trundle'dan gelen buzdan sütun, diğer taraftan bir de Vel'Koz'un tektonik bozucusu. Yani bütün bunlar iyi bir kitle kontrol sağlıyor ki Braum'un buz yanığı zaten o yükleri yüklemeye başladıktan sonra arkasında 1-2 kişi varsa çok rahat biçimde sersemletebiliyor. Otomatik saldırıya bile gerek yok. Onun yavaşlatması yetiyor evet. Bu noktada. Evet, çünkü kesinlikle öyle. Ultinin ne kadar yavaş döndüğünü biliyoruz. Yani çok vuruyor ama geniş bir alanı da var. Gel gör ki döndürme konusunda evet. Bayağı bir sıkıntı yaşayabiliyorsun ama rakip takım yavaşken böyle bir sıkıntı yok. Aynen, ki zaten Sun oluşu, işte efendime söyleyeyim Braum'un ultisinin oluşu bu takımı takım yapan faktör. Yani bu kadar etkili olmasını sağlayan faktör. Rakibi yavaşlatıp alanını kısıtlayıp ultinin maksimum hasar vermesini sağlamak. Peki o zaman iki koçtan da aslında iyi bir seçim yasaklama ekranı geçirdik diyebilir miyiz? Nispeten yani burada farklılık yaratan Dark Passage oldu yine. Birazcık da oyuncunun da aslında şampiyon havuzundan evet. Yararlanarak böyle bir şey yapmışlar. Bunu iyi işlemişler. Sonuçta sana bir malzeme verilir. En iyi işi ortaya çıkarman istenir. Burada verilen malzemeyi almış Auspex'a ve iyi bir şekilde yoğurmuş. Ortaya böyle bir şey çıkmış. Tabii bu illa galip gelmeleri anlamına gelmiyor şu an itibaren. Çünkü takımın belli zayıflıkları da var. Yani bazı takım savaşlarında aradan çıkarma potansiyeli olunca rakip takımın özellikle yine Zeydnot veya Abarya ikilisi yakalanırsa ki burada Zeydnot'un şansı daha fazla çünkü Kalista'nın eşya düzeninde 3. eşya olarak civa kuşağı yaptığında bu arada az önceki pozisyonu görüyoruz. Garibim Thresh. Pozisyon. yine güzel bir açıdan Kalista'ya bu eşya yapabiliyorsun. Civa kuşağını yaptığında, civalı kuşağı yaptığında sırıtmıyor. Çünkü iki eşya zaten Kalista'nın en büyük güç patlamalarından bir tanesi. Onun üzerine koyduğun eşya çok bir şey fark etmiyor. Ki şu an onu yapmamış, o sihir içine gitmiş. O da farklı bir tercih tabii ki. İlerleyen dakikalarda gelebilir. Ama Abarya'nın yakalanması demek hakikaten çok büyük sıkıntı. Onun çünkü kaçma gibi bir potansiyeli yok. Bu arada Abarya Rabadon da eklemiş üstüne. İnanılmaz bir hasar potansiyeli var şu anda. Abarya giderek daha da korkutucu hale geliyor. Evet.
Ve şimdi orada mavi güçlendirmeyi abari almayı başarıyor yine. Artık hasar almadan kendi başına alabiliyor. Çok rahat bir şekilde çünkü kayıtlayabiliyor onu da. Yeni değiştirme bir potansiyel olduğu için. Bir de yani abari herhalde mavi güçlendirme konusunda uzun süreden beri böyle rahat bir maç oynamamıştır diye tahmin ediyorum. Neredeyse oyundaki her mavi güçlendirme kendisine geldi. Evet. Ama tabii işte Dark Passage'ın takım oyunundaki bu birbirine alışmışlığı birazcık. Her ne kadar iki yeni oyuncusu olsa da diğer üç oyuncunun birbirine alışmışlığı ve bunlardan bir tanesi normancı oluşu çok büyük katkı sağlıyor. Hattix kötü pozisyonda yakalanabilir. Buzdan sütunu önlemeye çalıştı ama yetmedi. İnce düşündü, ince düşündü. Elmit'ten güzel bir deneme. Ama orada bence güzel düşünce de bir güzel düşünce de Hattix'ten geldi açısını ayarlamasını bekledi. Evet. Takım arkadaşın. Ve Baron'a giriyorlar. Işınlan da geldi Marshall'dan şu an. Baron biraz tehlikeli olabilir bu noktada. Bayağı tehlikeli. 3000 canı kaldı bakalım alabilecekler mi? Trickskater içeri girdi. Hayır çalmayı başaramadı. Şimdi arada kalan Trickskater'ı görüyoruz. Trickskater arkada canını feda edecek. Skor geldi o noktada. Skorda Kalista yakalıyor ama arkada ölen bir Elvind var. Elvind skorunu revanş aldı. Marshall şimdi çok önde. Zeitnot güzel revanş pozisyonda. Çok önde. Wisdom ve Marshall'ı öldürmeye çalışıyor. Ve ikisini birden düşürebilecek diye baktım. İkisini birden aldı. İkisini birden aldı ve 3'te 3 yapmayı başarıyor. Önce Trickskater katletmişti. Sonrasında da hem Marshall'ı hem de Wisdom'ı almayı başardı ama HVA Gaming bu savaştan biraz daha üstün çıkmayı başaran taraf oluyor. Baron'u verse de orta koridor kulesini almayı başardılar. Ama işte bunun dönüşü kendilerine çok iyi olmayacak. Evet. Hala 2 tane Baron güçlendirmeli şampiyon evet. Var Dark Passage'da. Canlandıktan sonra takım arkadaşları Dark Passage kuşatma konusunda büyük bir avantaj ele geçirdi şu an. Ciddi manada bu kuşatmalarda Victor'un eline bakıyor minyon dalgası temizleme konusunda eğer revanş ultisi yoksa. O yüzden bu nokta Dark Passage bu Baron power play'inden yani güç oyunundan daha avantajlı çıkacaktı. Bayağı bir avantaj çıkma evet. Potansiyeli var. Ama HVA cephesinde de revanşın açıkçası göstermeden gizli gizli geldiğini görüyoruz. 5-1-3 olmuş durumda ve hem can biçen hem kanoslamış hem de bombardıman topunu tamamlamış. Bu arada son mücadelede son takım savaşında HBA'nın taşıyıcıları hem Hattix hem Revanche çok iyi pozisyon aldı ki kesinlikle. Revanche yürek yemiş gibi takımın arasına girdi ve orada skorlar çıkardı. Panda yine pandalını yaptı. Abarya da orada 2 asist çıkartmış. Ben Abarya'yı savaşta göremedim bile. Bayağı uzaktaydı herhalde. Tabii onun pozisyonu olmak zorunda. Evet. Zaten yetenekleri dünyanın öbür ucundan vurduğu için. Velkos için oldukça mantıklı bir pozisyon derken Marshall şu an kötü durumda kalabilir diyeceğim ama o kadar çok kalkanı var ki daha kalkanının yarısı bile gitmedi. Ki bir de güvenceyi yapacak anladığım kadarıyla zaman içerisinde. Bunu da evet. Yaptıktan sonra zaten o bar inmeyecektir kolay kolay. İnse de yeniden canının arttığını göreceğiz. Wisdom ince görüyor. İnce düşünüyor ama orada ölüm cezası hedefini bulmadı. Crystal'a doğru gelirken Arfan tutan bir koza vardı o noktada ama Arfan oradan çıkmayı başardı. Alt koridora rotasyon yapacak Dark Passage şimdi. Elvind zaten oradaydı. Şimdi Zeitnot da geldi. Ölüm cezası Elvind'i tutuyor ama pek de tutmak istediğiniz bir hedef mi diye bakıyorum şu anda. Ulti geldi Abarya'dan ama Abarya'yı Hattix yakaladı arka tarafta. Abarya çok zor durumda ve i̇şte. Hattix onu öldürmeyi başardı. Ama şimdi Hattix'in de yakalandığını görüyoruz. Zeitnot'tan da bir skor geldi. Karşılıklı skorlar. Trickskater'ın çok az canının kaldığını görüyoruz. Şimdi Marshall biraz önde. Kozo o noktada tutmuyor. Marshall kaçmaya çalışıyor ama çok fazla hasar var. Zeitnot onu katletmeyi başaracak. Şimdi revanşı kovalıyorlar. Yavaşladı revanşı. Süreyi tanklayan Zeitnot'tu. Ama yine de skor almayı başardı. Zeitnot'tan 1-3'te 3 daha geliyor. Zeitnot kesinlikle yanındaki yeni destek oyuncusuyla rahatlamış gibi gözüküyor. Ve Dark Passage buradan çıkarttı 4 skorla birlikte. Arada ilk olarak Wisdom öldü bu arada. Abarya Wisdom'ı öldürmeyi başardı ölmeden önce. Ve maçı da kazanmayı başaracaklar. Trickskater elinden geleni yapıyor ama o da Zeitnot'a skor olarak yem oldu. Katliamı gerçekleştiren isim Dark Passage Zeitnot. Ve maçı kazanan tarafta Dark Passage. Hatta Wisdom skorunu bir kere daha Arfan'ı giderek alacak mı? Tutuştu. Evet almayı başardı. Arfan'ı ikinci kez öldürdü ama. Bu arada Zeitnot o savaştan 5 skor çıkarttı. Wisdom'ı ikinci kez keserek. Uzatmalı bir 5'te 5 mi diyorsun? Uzatmalı 5'te 5 ama aynı oyuncuyu 2 kere kestiği için sayılmaz. Saylanmaz. Gerçi yok aynı oyuncuyu kesmedi doğru. Wisdom'ı Abarya kesmişti Abarya başta. Abarya kesmişti doğru. Evet peki, uzatmalı 5'te 5 oluyor gerçekten. Tamam, ve Zeitnot'u da tebrik etmek lazım ama Dark Passage açıkçası bence şaşırtan bir performans sergiledi. Şöyle, HVA bence bu takım kompozisyona hazır değildi kafa evet. Olarak. Velkoz'a hiç hazır değillerdi. Evet, Velkoz'un çok çok temiz iş yaptığını söylemek lazım. Yani şöyle bir şey var. Maçın başında
özellikle o ormanda alınan tek bir skor sayesinde, o ilk kan sayesinde belki de Victor daha iyi pozisyona gelebilirdi. O minyon dalganı temizleme konusunda zaten büyük iş yapıyordu. Hatta son savaşta da çok iyi bir iş yaptı, evet, aslında arkadan dolaşarak. Kesti. Ama takım arkadaşları aynı frekansta değil. Yani son takım savaşında HVA'nın düzeni çok dağınıktı. Wisdom ayrı bir yerden gelmeye çalışıyordu. Nautilus ayrı bir noktadaydı. Arkadan, rakibin arkasından dolaşmaya çalışan bir Victor vardı ki en uygun şampiyon, bu tartışılır. Lucian yine takım arkadaşlarının yanında kalmaya çalıştı. Çok dağınık savaştığı için daha böyle derli toplu saldıran Dark Passage orada sonucu almayı başardı. Ki Trundle sadece bir kere öldü yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Onun haricinde ultisi özellikle Nautilus'un o düşmez kalkmaz durumuna bir çare oldu. Her takım savaşını onun üzerine atarak hem kendisi devleşti hem de rakibin bir anda aradan çıkmasını sağladı. Kesinlikle ve açıkçası Dark Passage'da yeni kadrosuyla bayağı bir iyi gözüktü. Bakalım yarın da bu performansı sergileyebilecekler mi, yoksa Şampiyonluk Ligi'nde artık her takımdan alışkın olduğumuz üzere bir maçı bir maç kötü mü oynayacaklar? Bunu da görüyor olacağız. Bugünkü karşılaşmaların sonuna geldik. Ben Christopher Tombalık Makarna Wilkins, yanımda da Caner Johnny Güngörür. 4 maçı sizlere aktardık. Tabii şimdi yorumlarıyla analiz masası bizleri bekliyor ve söz yorumcularımız da. Tombalıklı ve Johnny'e tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Cidden güzel ve heyecanlı, hakikaten heyecanlı maçı geride bıraktık. İlk 3 maç nispeten heyecan bakımından biraz daha böyle durgun geçse de bu 4. maç hepsini telafi etti diyebiliriz. Velkos gerçekten çok iyi iş yaptı. Bakalım Abari önümüzdeki haftalarda ne yapacak, en çok onu merak ediyorum. Ve şimdi röportaj alanına geçiyoruz. Bakalım Hazin'in yanında bizi kim bekliyor? Evet, haftanın değil tabii ki, cumartesi gününün son kazananı DP oldu. Yanında Zeichnot var. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Öncelikle şunu sorayım. 2 tane 3'te 3 yaptın. Duon değişmiş olmasına rağmen neler söylemek istersin? Yani ben 3'te 3 yaptım ama killer bende kaldı aslında. Bu maç pek bir şey yapmadım. Görevimde çok bir şey yapmak değildi zaten. Kalista pikini kullanıp savaş zorlamak. Savaşlarda Kalista pikinin güçlü olmasını kullanmak daha çok. Yani oyun sonu hasara bakarsak da benim çok fazla hasarım olmadı gözüküyor. Yani triple kill falan, üçlüler göz boyama sadece. Çok mütevazı. Cidden ama ciddiyim ya. Peki biraz da takımın geneliyle ilgili soru sormak istiyorum. Kış mevsiminin finaline yaklaşırken oyuncu değişikliği biraz tehlikeli gibi aslında yorumlandı. Sen neler söyleyeceksin? Yani tabii lig için tehlikeli. Bir daha bu haftayı kaybedebilirdik. 0-2 de alabilirdik. Belki 2 hafta 0-2 olabilirdi. Kötü performans gösterebildik ama sonuçta eğer kazanmak istiyorsak belli şeyler yapmak zorundayız. O takımın da çok açıkları vardı. O yüzden böyle bir risk aldık. Tamamen KMF playofflarını düşünerek, yani asıl turnuvayı düşünerek yapılmış bir şey bu. Daha büyük düşündük diyorsun. Kesinlikle. Peki yeni kadronuz HVA'yı şaşırttı mı sence? Yani bilemiyorum. Onlar tahmin ediyorlardı aslında kadro değişeceğimizi ve Abari'nin Velkoz'unu da biliyorlardı aslında. Biliyorlardı yani. Peki siz birlikte oynamaya alıştınız mı? Çok kısa bir süreniz vardı çünkü. Yok, alışamadık. Yani 2 gün antrenman yapabildik biz sadece. Hadi. Toplamda 8 oyun birlikte oynamışızdır. Scrim olarak, antrenman olarak yani. Hı-hı. Az bir çalışmamız vardı. Ama yine kompozisyonunuz iyi görünüyordu. Zaten maçında galibi oldunuz. Evet, yani çalıştık sonuçta, bayağı kafa patlatarak pick ban yaptık, seçimler yaptık. Peki biraz yarınki maçtan bahsetmek istiyorum. Yarın Team Aurora ile maçınız var ve bugün Team Aurora kazandı. Neler söyleyeceksin onların da bugünkü maçı kazanmasından sonra? Maçı dikkatle izlemedim şu an kazandıklarını. Ona göre yorum yapamam ama daha önce antrenman attığımız için Aurora ile kolay bir maç olmayacak. Gelişen bir takım Aurora bence. Zor yani işimiz yine bugün olduğu gibi. Peki son olarak şunu söyleyeceğim. Sıralamada HVA ile birlikteydiniz aslında. 6-2'lik bir skordu. Şimdi yukarı doğru çıktınız. Emin adımlarla ilerliyorsunuz. Büyük düşündüğünü söyledin. Finalleri düşündüğünüzü söyledin daha doğrusu. Son olarak bir de genel şöyle bir finallerde neler yapacaksınız? Çünkü HVA'nın da önüne geçtiniz artık. Büyük bir yük geldi aslında omuzlarınıza. Neler söylemek istersin? Şu an için morallerimiz iyi yani. Bu kazanmak, tekrar tek birinci olmak iyi bir şey ve HVA da güçlü bir takım sonuçta. HVA'ya karşı alınan bu
kazanç büyüktü bizim için. İyi moral kazandık. CHP'den beklentiler çok yüksekti ama ligin başında aslında birazcık böyle çok iyi görünmediniz gibi sanki onlara. Fakat lig ilerledikçe biraz önce söylediğim gibi yine üst sıralara geliyorsunuz. Birazcık aslında sizi takip edenlere, fanlarınıza neler söylemek istersin? Onlar da bir şeyler bekliyordur herhalde. Sonuna kadar size inanıyorlardı çünkü bu maç içinde. Yani fanlarımız, önceki oyuncularımızı da beğenmişti muhtemelen. Yani ama böyle riskler alınması gerekiyordu. Hala destekledikleri için çok teşekkür ediyoruz yani. Peki, süpersin. Çok teşekkürler Zeknot. Günün sonuna geldik. Kazanan DFA'de Scarlett tekrar sendeyiz. Evet, Hazi ve Zeknot'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gerçekten güzel, mütevazı bir röportaj izledik Zeknot'tan. O da kendisinin tabii ki takımın da büyük düşündüğünü ve mevsim finallerinin hazırlandığını söyledi ama en çok dikkatimi çeken nokta beraber yani bu 5 oyuncunun toplamda 7-8 maç atabilmiş olması. Yani çok az antrenman yapmışlar ama bugün bir galibiyet koparmayı başardılar HVA ekibinden. Siz onların performansını ve potansiyelini nasıl değerlendirirsiniz? Trial, istersen senden başlayalım. Ya ben açıkçası destek rolünde oynayan Arfa'nın performansını beğendiğimi söyleyeyim. Gayet çok temiz bir Brown performansı gösterdi ki özellikle Baron'u alırken ki ultisi harikaydı. Yani her zaman Brown ultisinin havaya kaldırma efektini kullanmak zorunda değilsiniz. Brown ultisi alanı attıktan sonra 3 veya 4 saniyelik %60'lık bir yavaşlık bırakıyor o alana, attığı alana. Bunu çok iyi kullandı ve HVA'nın oraya gelmesini çok büyük ölçüde etkiledi ki bu aynı zamanda DP'ye şunu da kazandırdı. Baron'u bitirebilecek zamanı Kalista'yı çok net bir şekilde hem mızrakla beraber hem de çarpla beraber çok rahat bir şekilde combo yapma ihtimali sağladı ve herhangi bir şekilde onu, Baron'u tehlikeye atmanın çok rahat Baron aldı. Zaten ondan sonra da Baron'un kuvvetini kullanarak da oyunu kapatmayı bildiler. Dediğin gibi bu arada yani 4 saniyede 40-50-60 yavaşlatmış. Evet. %40-50-60 yavaşlatmış. Muhtemelen ultisinin seviyesi seviye 2'dir. Ama yine de yani dediğin gibi, dediğin de çok haklısın. Yani bazen oyuncular, bazen oyuncular çünkü yeteneklerin böyle önemli özelliğini kullanmak için saklayabiliyorlar. Evet. Ama Brown'un yavaşlatması ciddi anlamda çok yüksek olduğundan ve 4 saniye sürdüğünden oldukça önemli bir yetenek. Peki Noel Dayı, sen maç ile ilgili nasıl değerlendirmeler yapmak istersin? Ben de Arcan'a katılıyorum. Arfan, hani ben bu kadar uyumlu olacağını düşünmüyordum takıma. Evet. Abaria takımı nispeten tanıyor önceki sezondan. Onun dışında Türkiye'yi tanıyor. Ama Arfan daha yeni gelen bir oyuncu. Zeknot'la ne kadar oyun attılar? Tekli dereceli attılar mı? Hiçbir fikrim yok. Fakat uyumları iyi gibi gözüküyordu. Takım savaşlarında olsun, koridor bazında olsun çok güzel oyunlar sergiledi. Diğer taraftan mükemmel bir oyuncu Abaria. Velkoz'dan bahsetmiştim. Velkoz seçtiğini söylemiştim ve bu maç geldiği ilk maçtan ben oynarım dedi. Renkli bir oyuncuyum dedi. Velkoz'u evet. Seçti ve tek başına çok fazla oyun yaptı aslında. Takımının çoğu skoruna tek başına katkı sağladı. Burada evet senin bahsettiğin ulti yürüyemiyorlar şu anda. Cidden çok iyi kullanılmış bir ulti. Abaria'ya da arka taraftan tabii hasar vurma fırsatı bırakıyordu. Her ne kadar takım savaşı birazcık kötü gözükse de Dark Passage'i yine de bir şekilde toparlamayı burada başardı Zeknot, diye hatırlıyorum. Zeknot'un 3'te 3'ü çok güzel bu arada. Evet. Ölmeden 3. kişiyi de almayı başarıyor. Bir yandan da benim dikkatimi çeken şey Abaria'nın refleksleriydi aslında. Evet. Hattricks ve kendisi yani Hattricks ve Abaria iki orta koridor oyuncusu arka arkaya çok güzel oyunlar yapmaya çalıştılar. Hattricks kombosunu tutup arka tarafta gördüğü Abaria'nın üzerine atmaya çalışıyor sürekli. Burada da mesela görebiliyoruz. Onun sıçrası geldiği anda Abaria kendi sıçrasıyla çok güzel bir şekilde cevap vermeye çalıştı. Ama işte Dark Passage nispeten biraz daha kuvvetli girdiği için bu son takım savaşına çok rahat bir şekilde bu takım savaşından çıktılar ve galibiyete de ulaştılar. Ki bu dakikalarda alınan Baron zaten direkt bir eşya farkı demek. Hani nereden baksanız 30 fiziksel hasar ve aynı eşlerde de büyü hasar vermenizi arttıran bir güçlendirme olduğu için direkt bir eşya farkı ortaya koyuyor. DP gibi takıma bunu verirseniz hani sonuna kadar kullanacaktır. Ki kullandılar ve oyunu zaten tek Baron güçlendirmesiyle kapatmayı bildiler. Şimdi genelde böyle oyuncular hani çok farklı bir şampiyonu sahaya sürüp rakibi etkiledikleri zaman üzerlerine hesapta olmayan bir yasaklama çekebiliyorlar. Evet. Bu da genelde seçim yasaklama ekranının dengesinin birazcık değişmesine sebebiyet verebiliyor. Yani Corki gibi şampiyonlar olsun, atıyorum Kindred olsun, son derece kuvvetli diyebileceğiniz şampiyonlar açıkta kalabiliyor. Şu da var, hani Velkoz profesyonel arenada çok görebileceğiniz bir şampiyon değil. Devamlı karşısında oynamadığınız bir şampiyon geldiği zaman bir afallıyorsunuz. İşte ne yap? Evet, büyülerini biliyorsunuz ama mesafesi, menzili, hani hasarı, hasar potansiyelini. Bir senin, kere evet. Şöyle bir şey var. Pasifinden gelen o gerçek hasarı hesaplayamıyorsunuz.
öyle bir durum olduğu için hani bu adam beni kesebilir mi ya da ben bunu kesebilir miyim gibi bir düşünceyi tamamlayamadığınızda bir anda ölü buluyorsunuz ki kendinizi. Alakasız bir yerden de hatırlayalım. Wisdom skorunu almıştı bu arada. Evet, evet. Elisi aynen de öyle. Aynı şekilde ejderhanın arkasından ejderi yaparken Elisi kesmişti. Şunu söyleyebiliriz. Ya Vel'Koz seçimi işini yaptı mı bence tabii DP ki. Adına mükemmel bir iş çıkardı. Bir kere yakalandığı oldu sadece orta koridor civarında ama onun dışında son derece etkili bir Vel'Koz performansı izleme fırsatı bulduk diyelim. Gerçekten böyle değişik şampiyonları izlemek de ayrı bir keyif veriyor hem izleyici hem sunucu olarak. Ve günün son maçını da böylelikle tamamlamış olduk. Hemen günün maçlarına şöyle bir göz atalım bakalım günün maçları nasıl şekillenmiş, puan durumu ve günün maçları ne durumda. Supermassive, TT, Aurora ve Dark Passage. Bugünden galibiyetle ayrılan ekipler oldu ve birazdan puan tablosuna da tabii ki göz atacağız. 6-2 ile 3 takımın 6-2 girdiği bugüne, bugünden sadece Dark Passage birinci çıkmayı başardı ve durumlarını 7-2'ye getirdiler. Beşiktaş, HVA 6-3, Supermassive, Team Aurora 5-4 ile onları takip ederken Team Turquality de orta sıraları en azından kendini birazcık çekmeye başardı. Alt sıralarda da kıyasıya mücadele devam ediyor. Number One ve Çilekler yakın zamanda birbirleriyle oynayacaklar. O maçı da ben heyecanla bekliyorum.